Türkiye'de 23.07'yi gösteriyor. 23 derecenin 62. yayına hepiniz hoş geldiniz diyorum değerli dostlar. Yayınımıza başlamadan önce Türkiye'de ve dünyada alternatif gündemi değerlendireceğimiz programımızda daha fazla konuk ağırlamak için lütfen yayınımızı hangi platformda izliyorsunuz paylaşmanızı rica ediyoruz. Bizler için önemli. Daha fazla konuk ağırlayabilmek, daha fazla insana ulaşabilmek, alternatif medyanın sesini Tüm Türkiye'yi duyurabilmek açısından yayınlarımızı canlı izleyenler dışında asıl daha çok sondan tekrar izleyenler gerek Skop uygulaması üzerinde gerek YouTube üzerinde izleyen değerli dostlarım. Bu uyarı sizin için de geçerli. Ne zaman nasıl izliyor iseniz mutlaka ama mutlaka paylaşınız diyoruz. Paylaşınız ki gücümüze güç katalım umudumuza umut katalım birlikte başaralım diyoruz değerli dostlar. Bir de Skop uygulaması üzerindeki dostlarım rica ediyorum kalpler konusunda cömert olsunlar. Durumu uygulayan arkadaşlarım süper kalpler vererek bizlere destek olabilirler. Yayınımıza artık başlayabiliriz diyoruz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Şu an itibariyle hepiniz konuğumsunuz. Lütfen sonuna kadar da burada kalınız dostlar. Değerli dostlar gündemimizi değerlendirmeden önce Öncelikle Türkiye'de ve dünyada neler oldu kısa kısa sizlere değerlendirmek istiyoruz. İlk başta bir haberle başlamak istiyorum. Bugün New York Times gazetesinde Carlot Kal isimli bir imzalı bir yazı yayınlandı. Vaazlar ve hakaretler. Erdoğan Türkiye'yi nasıl büyüdüyor isimli bir köşe yazısı yazdı. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ortalama 3 kez haftada toplum karşısına çıktığını, bunu tüm televizyon programlarının canlı olarak yayınladığını, televizyon kanallarının canlı olarak yayınladığını, her konuşmasının mutlaka ...gazeteler tarafından manşetlere çekildiğini ifade etti. Bu uygulamayı daha çok başkan Trump'ın tweetlerine benzetti. Türkiye'de sosyal medyayla normal klasik medya kullandığını ifade etti. Tabi Erdoğan'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı hitabet yeteneği üzerine. Bu hitabet yeteneği dışında otokratik bir lider olma noktasına gittiğini ifade etti. İsrail'e karşı konumlanması, ABD'ye karşı ifadeleri bunların hepsini tek tek ele aldı diyebiliriz. Diğer bir konu, gündem maddemiz ise bugün aslında Türk medyasında yine düşmedi ama bilginiz olsun. Çünkü dünyada bir şeyler oluyor ve olan her şeyi de sizlere takip etmeye, ulaştırmaya çalışıyoruz değerli dostlarım. ETA, hani İspanya'nın Bask bölgesinde ayrılıkçı bir örgütlü, yaklaşık 58 yıllık bir mücadelesi vardı. Bunun 40 yılı aşkın süresi de silahlı mücadeleyle geçmişti. Ama ETA deyince aklımda hemen İspanya geliyor ama Fransa ayağında asla unutmamak gerekiyor. Fransa'nın güney batısı ile İspanya'nın daha çok kuzeyinde örgütlenmiş bir yapılanmaydı. ETA resmen kendini fes ediyor. Bu çok ciddi bir olaydır aslında. Neden diyeceksiniz? Bu İspanya'nın kuruluş, özellikle Franco döneminden itibaren başlayan ayrılıkçı hareketti. Çok ciddi eylemleri de imza atmıştı. Yaklaşık 820 kişi de hayatını kaybetmişti ETA'nın eylemleri yüzünden. Ama en çok ses getiren eylemlerden birisi diktatör Franco'nun başbakanı Blanco'yu 1973 yılında katletmesiydi ETA'nın. 97 yılında aslında ETA bir çöküş döneminde girmişti. Yine Angel Blanco denilen bir genç siyasetçiyi kaçırarak infaz etmişlerdi ETA. Ondan sonra tabanında da aslında çok ciddi rahatsızlık yarattı. Çünkü amaçları da bu değildi. ETA biraz daha ayrılıkçı bir örgüt ama İran modeli bir örgütlenme modeli olmuştu. Keza 97 yılında yine aynı şekilde 98'e doğru İrlanda Cumhuriyet ordusu İran'ın silah bırakmasından sonra aslında ETA da silah bırakma yoluna gitmişti. Ve en sonunda ETA bugün silah bırakmanın ötesinde parti olarak örgüt olarak kendisini fes ediyor. Tabi bask bölgesinde son dönem İspanya hükümetinin uyguladığı olağanüstü baskılarda asla göz ardı etmemek gerekiyor. Katalon meclisinin dağıtılması, liderlerinin tutuklanması sadece İspanya ile sınırlı değil. Fransa ile ortak yaptıklarında asla unutmamak gerekiyor. Bildiğim kadarıyla da 82 kişi de Fransa'da zaten bu davadan yargılanıyor diyebiliriz dostlarım. Değerli dostlarım iki tane de aslında üzücü bir haber paylaşmak istiyorum sizlere. Benim için önemli olan iki isim. Birincisi Nurten Sönmez bugün vefat etti. Namı diğer terzi fikri vardı. Fikri Sönmez'in eşi. Hatırlayanlar vardır. 1980 öncesi sol demokrat belediyeciliğin, yerel yönetimin hatta kuminal yaşamın Türkiye'de ilk pratik uygulayıcılarından birisiydi. 11 Temmuz 1980 yılında Kenan Evren'le birlikte Süleyman Demirel'in nokta operasyonuyla görevinden alınarak cezaevine atılmıştı. 1985 yılında Fas'ta Belediye Başkanı'ydı kendisi e, cezaevinde raporlara kalp krizinden öldü olarak geçmişti. Ama Türkiye'de bir sembol isimdir Terzi Fikri. Ve Terzi Fikri'nin hayat arkadaşı, mücadele arkadaşı, devrimci yol geleneğinin en sembol isimlerinden birisi Nurten Semmoz, e, Sönmez e, vefat etti. Cenazesi yarın Fasla'da defnedilecek kendisine rahmet demekten başka bir şey dileyemiyoruz. Tabii bir o kadar da önemli bir isim aslında dünya devrimciliği açısından dünyada özellikle ırkçılığa karşı insan hakları eylemleriyle de tanınmış olan Winne Mandela. En son, Nelson Mandela'nın eşi diyebileceğimiz kişi vefat etti. Apart rejimine karşı çok ciddi eylemleriyle tanınmıştı. Cezaevinde kocasını beklemesinin dışında bir siyasi önder olarak, siyahi, siyahi bir ee, önder olarak da ön plana çıkmıştı. Yoksulların sesi olarak anılıyordu, ulusun sesi olarak algılanıyordu. Ve çok meşhur bir sözü vardı. Nelson Mandela cezaevinde 12. yılındaydı ve tahri bir konuşma yapmıştım Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Kaybetmeyeceğim ve halkım sakın ola siz de kaybetmeyin demişti. Ve ondan sonra aslında apartheid rejime karşı çok ciddi bir siyahi akım, ve direnişler de başlamıştı. Bu yüzden de çok önemlidir. Genellikle yoksullar üzerine yürüttüğü politikalarla da tanınmıştım. Tabii 97 yılında 96 yılında Nelson Mandela'dan ayrılmıştı ama sonradan siyasetle de birleşmişti. Tabii kendisi Güney Afrika rejiminde çok çeşitli suçlamalarla maruz kaldı. Adam kaçırmak, cinayete teşebbüs, yolsuzluk gibi suçlamalar maruz kaldı ama hiçbir zaman Güney Afrika'nın değil Dünyanın aslında tüm değerimci yerel hareketleri açısından da sembol isimliğinden bir zerre kaybetmedi. Bu iki ismi de anmadan yayınımıza devam etmek istemedim işin doğrusu dostlarım. Yayınımıza yeni katılanlar rica ediyorum. Ekranınızın sağ alt köşesinde 3 nokta işareti var paylaşabilirsiniz. Youtube'dan paylaşabilirsiniz. Ve en önemlisi Twitter hesabında emek paylaşılınca çoğalıyor. Emek paylaşılınca daha fazla kişiye ulaşıyor. Lütfen retweet edelim. Retweet edelim ki daha çok fikirlerimiz yaygınlaşsın diyebiliriz dostlarım. Değerli dostlarım hatırlarsınız Trump geçtiğimiz günlerde bir tweet atmıştı. Artık Suriye'den çekilme vakti demişti. Bugün akşamüstü ajanslara Trump Suriye'den çekileceğiz haberi düştü. Haberin detayı genellikle Türk medyası tarafından doğru bir şekilde kaleme alınmadı. Ama şimdi bu olayın biraz daha doğru bir şekilde ele almak gerektiğini düşünüyorum. Yani Bu olayın içinde olay vardı. Keza bugün Membiç'e 2000 Amerikan askerinin gönderildiğini biliyoruz Suriye'de. Daha doğrusu Suriye'ye. Daire zorla Membiç'e diyebiliriz ama ağırlıklı olarak Membiç'e. Böyle bir askeri hareketlilik var iken Amerikan ordusunda ABD Başkanı'nın bu açıklaması biraz da çelişki gibi geliyordu. Ha, hoş bugün Trump vari açıklama dedi gerçi Bahçeli ama hakikaten burada bir çelişki de yoktu. Biz bugün Astana muhtırasının devamı olarak İran'la Rusya toplantı yapar iken Trump'la Baltık liderleriyle bir toplantı yapıyordu. Dünyanın küresel değişen güçleri açısından neler yapabilir diye. Trump'a bir basın toplantısında soru soruldu. Bu toplantı sonrası, işitle pardon, Suriye'den çekilmeyi düşünüyor musunuz dedi. Eşitle mücadeleyi bitirdik, büyük bir başarı elde ettik. Evet dedi. Ama e, ordumu artık ulusumun yeniden inşası için e, göreve bekliyorum dedim. Orta Doğu'ya operasyonlar boyunca 7 trilyon dolar gibi bir bütçe ayırdık dedi. Sonuç bir hiç dedi. Hiçbir şeyi kazanamadık dedi. Petrolü bile elde tutamadık dedi. Kendi açısından baktığımızda çok doğru. Önce Amerika e, konseptine uygun olarak bir açıklama yaptı Trump. Ama ağzındaki baklayı da son cümlede çıkarttı. Evet dedi müttefiklerimiz dedi, bizim orada kalmamızı istiyor dedi. Kim bu müttefikler? Suudi Arabistan'da zaten e, Trump'la açıklamasının devamında şöyle bir ifade kullandı. Eğer dedi, bizim orada kalmamızı istiyorlarsa faturayı da Suudiler ödeyecek dedi. Suudilerin zaten bu konuda bir çelişkisi yok ee, bu yüzden e, Trump'ın orada kalacağını hatta bu kalmanın bedelini de Suudi Arabistan'a ödeteceğini net bir şekilde anladık. Bu yüzden e, çok dikkatli olmak gerekiyor bence bu kamuoyunda yanıltıcı açıklamalarla Türkiye'de gündem belirlenmesin diyoruz dostlarım. Değerli dostlarım tabii gündemimizin bir maddesi de akşamüstü yaklaşık yarım saat falan oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nden 15 öğrenci savcılık karşısına çıkarılmıştı tutuklama talebiyle. 9'u tutuklandı, 6'sı tutuksuz yargılandı. Artık denilecek bir söz bulamıyoruz. Yani bu konu basit bir öğrenci tartışmasında Cumhurbaşkanının yargının taraf olması ve e, bu tarafın aslında kavga da demeyeceğiz yani sonuçta demokratik iki tarafın protestosu. Beğenelim, beğenmeyelim. Hani fikirleri ben de katılmadığım yerler var. Ama bu olayın bu noktaya gelmesi çok ilginç. O zaman her üniversitede öğrenci gerginlikleri, kavgalar oluyor ve hatta bazen faşizan saldırılar da oluyor. Aynı yargı, aynı hassasiyeti gösterecek mi? Hiç sanmam Türkiye'de. Ya bu insanlar geleceğimiz. Bu insanlar yani sonuçta Boğaziçi Üniversitesi'nin yani küçümsemek veya diğer üniversitelerin üstün görmek için söylemiyorum ama hakikaten stratejik ve gerçek anlamda kendini ispatlamış öğrencilerin bulunduğu bir yer. Yok vatan ayıymış, yok bir şeymiş. Yapmayın ya. Bu çocuklar genç, çocuk, adı üstünde Yazık yani. Yarın bugün herhalde Boğaziçi Üniversitesi Senatus toplanacak. Bu 15 öğrenci hakkında muhtemelen bir ihraç kararı da verecek gibi geliyor. Umarım, umarım böyle bir karar olmaz. Bu konuyla ilgili Türkiye'de ve dünyada çeşitli aydınlar, çeşitli akademisyenler bir imza kampanyası başlattılar. Türkiye'dekilerin isimleri de gizli. Bu da çok ilginç. Yani Türkiye'de demokratik sistemin ne boyutta olduğunun göstergesi yani eğitim hakkının engellenmesi noktasında. Bu yüzden ben doğru bulmuyorum ama umarım daha da fazla olmaz diyebilirim. Bu arada YouTube'un Kaliforniya'daki merkezinde şu an bir saldırı gerçekleşmiş. Son dakika bir olarak da geçiyor. Umarım ciddi bir şey değildir. Değerli dostlar gündemimizin bir maddesinde daha geçeceğiz. Yedinci gündem maddemiz. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de. Hatırlarsanız biz geçtiğimiz hafta bir yayın yapmıştık. Washington'da bir Tahran çıkması. Evet Tahran yönetimi ve Ruhani daha çok bölgede tekrar aktif bir oyuncu olabilmek, İsrail ve Amerikan karşıtı politikaların merkezi haline gelebilmek açısından meşru zeminler arıyordu. Genellikle hani kendisine yakın ülkelerle bir ilişkiler içerisindeydi ama Türkiye bir NATO müttefiki olması, üstelik Batılı liginden olan bir ülke olması açısından çok da önemliydi. Ruhani Türkiye'ye geldi. Konu Suriye. Ama Suriye hiç önemli değil. Yani bu özellikle Batı medyasında ve Amerikan medyasında ve siyasetinde farklı bir şekilde yorumlanacak. Sonuçta ana düşman dedikleri, ana konsept dedikleri anti farsçı bir yönetim var şu anda ABD'de. Yeni Dışişleri Bakanı, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Trump gerçek anda İran karşıtı politikalarıyla tanınıyor. Ve Ruhani Türkiye'de yeniden meşruiyet kazanarak, yeniden sahalara dönerek gelmiş oldu. Hani bir tür anlaşma olacak mı olmayacak muhtemelen. Zaten İran'la bizim ilişkilerimiz hep sözde kaldı. Aslında fiiliyata da dökülmedi. Ufak tefek doğalgaz enerji alternatifleri dışında. Ama şu bir gerçek. ABD bu gerçeğin farkında. İran ekonomisinin dışa açılabileceği en büyük pazar Türkiye. Sonuçta komşularına baktığımızda Türkmenistan'a mı satacak, Pakistan'a mı, Azerbaycan'a mı, Ermenistan'a mı? Keza Azerbaycan'la diyeceğiz ama Azerbaycan'da enerji ihtiyacı yok. İran en büyük ihraç edeceği şey enerji. Bunu unutmamak gerekiyor doğal gaz ve benzeri şeylere. Bu yüzden Türkiye ile hassas bir ilişkiler yükmeye çalışıyor. Tabii ki dostumuz diyebileceğimiz, tabii ki sınır komşumuz. 1639 Kasrı Çin Anlaşması'ndan beri savaş yapmadığımız büyük ülke. Ama İran'ın bölgede tekrar aktif bir oyuncu olması Batı ile olan ilişkilerimizi bir handikap yaratacağını da asla unutmamamız gerekiyor. Değerli dostlarım, yayına yeni katılanlar var. Rica ediyorum bir paylaşsınlar. Paylaşalım. Reklam gibi oluyor ama başka şekilde şansımızı, sesimizi duyurma şansımız olmuyor dostlarım. Sizler de takdir edersiniz. Katılımcılarımız bugün biraz az. O yüzden bekliyoruz diyoruz dostlar. Değerli dostlar, bugün aslında dün yayınımızda ifade etmiştik. Doğu Kuta düştü ya da Doğu Kuta kurtarıldı. Hangi açıdan bakarsanız bakın, Selefi terör örgütleri Doğu Kuta'da Rusya ve Suriye'nin ortak operasyonuyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı ateşkes kararıyla temizlendi. Buraya kadar bir sorun yoktu ve dün bir şey ifade etmiştik, çok tarihi bir şey ifade etmiştik. Doğu Kuta'daki Selefi teröristler, cihadist teröristler ne olacak, nereye gidecek? Bu yüzden şimdi bu açıdan baktığımızda. İlk işaret olarak İdlib ön plana çıkıyordu. Neden? İdlib'de de bir 20 bine yakın bir silahlı cihadist bir terör örgüt yapılanması vardı. Türkiye bundan bir kısmını terör örgütü olarak tanıyor, bir kısmını tanımıyordu. Ve İdlib'de çatışmasızlık bölgesini koruma mükellefiyeti Türkiye'ye aitti. Ve Türkiye dün ifade etmiştik gözlem noktalarımız var demiştik ama bu gözlem noktalarının sayısı acilen 9'a çıkması gerekiyor demiştik. Ki anlaşma gereği Aslan Amuhturası gereği 9 olması gerekiyordu. Bugün Türk ajanslarına, haber ajanslarına Türk Silahlı Kuvvetleri 8. Gözlem noktasını İdlib'de çatışmasızlığı sağlamak için kurduğunu geçti. Evet bu artık şu bir gerçek yani şu net söyleyebiliriz. Bu dakikadan sonra Suriye'nin ve Rusya'nın ana hedefi kesinlikle ama kesinlikle İdlib olacak. Yani şunu göz ardı etmemek gerekiyor. İdlib'de sıkışan bu teröristler veya cihadistler net atlandırsanız atlandır. Hangi açıdan bakarsanız bakınız. Bunlar hepsi temizlenmeyeceğine göre bu dakikadan sonra nereye gidebilecekler bunu da doğru bir şekilde ele almak gerekiyor. Zira İdlib'in etrafında aslında ciddi anlamda baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki alanda olduğunu unutmamamız gerekiyor Suriye toprakları içerisinde. Umarım bu cihatçı teröristler, umarım bu insanlar Türkiye'ye gelmez. Tabi umarım daha fazla kanla dökülmez. Ne olacak hep birlikte göreceğiz. Değerli dostlarım gündemimizin bir diğer maddesi ki hep eleştiriyoruz ama bazen doğru şeyleri de takdir etmemiz gerekiyor. Sizler de takdir edersiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu 7 Nisan 2018'de Çorum'da Şeker Vatandır, Vatan Satılmaz isimli bir miting düzenleyecek. Çok geç kalmış bir hareket. Bir aydır Türkiye'de şeker gündem oluştu. Şeker ittifakı tabanda kuruldu. Siyasetin üstünde bir ittifak kuruldu. Üstelik politikayı Belirleyen, yönlendiren bir ittifak kuruldu. Muhafazakarından sosyalistine kadar. Aynı 16 Nisan referandum öncesi bir ittifak kurulmuştu. CHP bunu gerçek anlamda örgütleyebilecek güce de sahipti. Ama kullanamadı. Ve en nihayetinde artık bu konuda bir politika üretebilmek sadece grup toplantılarında salı günleri yapacakları açıklamalar ile günden belirlenmiyordu. Bu artık meydanlara inmek, sahalara inmenin vakti geldiğini gösterdi. Tabi konu CHP'den açılmış iken bugün Özgür Özel'in, seçim ordusu ifadesini ilk defa bu seçim yasası geçtikten sonra CHP adına ağzından çıkan en olumlu laf olarak görüyorum. Ama nasıl kuracaklar? Yani aynısı işte lafına bakılmaz diye bir söz vardır. Şimdi CHP'nin bu konuda background'u geçmişte çok sağlıklı değil. Neden değil? Ankara'da 2014 seçimlerinde 26 bin, pardon 17 bin sandığın koruyamayan bir CHP'den bahsediyoruz. Veya 17 Nisan referandumunu hazırlayın. Hatırlayınız. Sandığı kurursanız ne olacak? Mühürsüz oylar bir kanunla değişti. Daha doğrusu bir genelgeyle değişmişti. Üstelik seçimden sonra değişmiştim O gece başka bir genelgenin çıkmayacağının garantisini CHP kime verecek? Veya reaksiyon ne olacak? Öncelikle seçim güvenliği konusunda CHP'nin acil eylem planının ortaya çıkması gerek. Hatta bu konuyla ilgili olarak siyasi partileri, demokratik sivil toplum örgütlerinin hepsini ortak toplayacağı bir platform oluşturup bu platformda uzun uzun ortaya metinler ortaya çıkaracak. Keza Saadet Partisi böyle bir çalışması vardı. Bu çalışmayı Türk ve dünya kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Bunun başka bir alternatifi de yok. Öncelikle gerçekten seçimin Üç aşamada olduğunu düşünürsek seçim öncesi, seçim anı ve seçim sonrası. Toplumumuz seçim anı ve seçim sonrası konusunda handikaplar yaşıyor. CHP aslında basiretsizliğinden sonra seçim sonrası kısmından da yaşanıyor. Da bugüne kadar 17 Nisan'a kadar Türkiye'de bir seçim sonrası handikap yaşanmamıştı. Öyle ya da böyle. Seçim sonuçları bir şekilde sayılıyor. Tabii ki ufak tefek bazı hukuksuzluklar, yolsuzluklar, oy çalmalar yaşanmıştı. Yani bu sadece mevcut iktidar döneminde değil. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca yaşanmış olaylardı. Ama bu sefer seçim güvenliğini seçim sonrası üzerine de endeksleyecekleri bir acilen bir çalıştay, bir geniş katılımlı bir toplantı organize etmeleri gerekiyor. Hem seçmeni motive edecek, umut olabilecek hem de kendi tabanlarını harekete geçirecek bir ortak proje olabilir. Aslında bu sözde cumhur ittifakına karşı toplumun demokrasi ittifakının kuruluşunda temel olabilir. Bence bu konuda hatta biraz daha perspektifi geniş tutmak gerekiyor. Şeker ittifakı ifadesini kullanmış katılarsanız... Neden böyle olmasın diyebiliriz dostlarım. İki kezden fazla paylaşamıyorsunuz. Paylaştınız. Farklı yöntemlerle paylaştınız. Şu an dakika itibariyle paylaşabilirsiniz. Yeni güncelleme geldi Twitter'a. Retweet ediniz en kötü ihtimal. Ama sağ alt tarafta ok işareti var yukarı doğru. Onu da basarsanız bu andan itibaren paylaşmış olursunuz. Daha fazla izleyici ağırlamak istiyoruz dostlarım. Bu da ancak sizlerin destekleriyle olacağını ifade etmek istiyorum. Değerli dostlarım gündemimizin en önemli maddelerinden bir tanesi de Akkuyu. Bugün Akkuyu nükleer güç santralinin temeli atıldı. Atılmadı aslında dostlar. Onu da belirtmek istiyorum. AKP döneminde biz şunu gördük. Daha doğrusu Türk siyasetinde bir temel atma törenleri bir siyasi malzemeydi. Ama Akkuyu nükleer enerji santralinin bugün ikinci defa temeli atıldı. Ya bugün tesadüfen hani biraz konuyla ilgili bir araştırma yapayım dedim. Karşıma ne çıktı biliyor musunuz? 7 Haziran seçimlerine atılan 2015'ten Taner Yıldız dönemin enerji bakanı... 14 Nisan 2015'te yani seçimlerden çok kısa bir iki aydan daha kısa, yaklaşık 50 gün önce Akkuyu'da e, nükleer enerji santrini temelini atmış. Bugünkü atılan temeline arada fark ne? Hayır, bu sefer Putin de alet etmişler. Daha da vahimi Putin, notlarımı da aldım, gerçi yanlış bilgi de vermiş istemiyorum ama güvenlik nedeni nedeniyle e, bugün Mersin'e gitmedi. Zaten bunda zaten Sputnik haber ajansı e, düştü. E, Putin de artık böyle siyasi malzemelere e, alet oldu. Zaten çok ilginç bir temel atma töreniydi. Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde e, Aksay'da yapıldı bu e, temel atma töreni. İnteraktif bir şekilde yapıldı. Atıldı. Yani dünya tarihinde artık ilginçleri imza atıyor. Gerçi temel atma bize çok önemlidir ama madem öyle Putin de oraya götürmek asıl marifetti diyebiliriz. Tabii madem bunları ifade etmişken Akku nükleer Enerji Santrali ile ilgili hala kafalarda soru işareti var. Ben çevre kısmını tabii ki geçmiyorum tabii ki doğal e, e rantabalığını tartışmak istemiyorum ama şunu ortaya koyalım. Bu nükleer enerji santrali 60 yıllık bir ömre sahip. Tüm dünya Almanya dahil olmak üzere nükleer enerjiden vazgeçer iken Türkiye böyle bir yatırımla amacı ne onu hala anlamış değilim. Yani 2025 itibariyle Avrupa'da neredeyse nükleer enerji santrali kalmayacak. Türkiye 1945'lerden sonra gelişen nükleer enerji kuşağı daha yeni yakalamaya çalışıyor. Bence bir sonraki aşamayı düşünmek gerekiyor. Bugün alternatif enerjiler açısından neler vardı şöyle dünyada bakayım dedim. Hani sonuçta biz bir 20 milyarla 25 milyar dolar gibi bir bütçe ayıracağız. Akku nükleer enerji santraline ve her yıl bu çalış tabii sürdürebilmek için de ciddi meblağlar, ciddi istihdamlar yaratacağız. Bugün Fas'ta 690 milyona 800 megawattlık bir güneş enerji santrali kurulduğunu gördüm. Yani en basit bir hesapla Fas'taki gibi ki güneş zaten bizde de var. Yani bu konuda bir sıkıntımız da yok. Yani en basit hesapla 16.000 bin megawattlık bir e, güneş enerji santralleri kurmuş oluyoruz. Yani şimdiki en az 4 katına aynı maliyeti kurmuş oluyoruz. Üstelik %100 çevreci, %100 doğal, %100 riskli bir yöntem. Yani keza Hindistan, keza Amerika'da dünyanın birçok alternatif ülkelerinde alternatif enerji gelişiyor. Ama Türkiye hala nükleer enerji konusunda ısrar ediyor. Beni korkutan bir yönü var. Bilmiyorum sizler de benimle aynı düşünüyor musunuz? Yapılacak olan santral bir Rus teknolojisi. Ben nedense pek güven, güvenesim gelmiyor. Bunu da samimiyetle söylemek istiyorum. Veya bugün Çin nükleer enerji santralleri yapan ülkelerden birisi ama bir o kadar da e, güneş enerjisi konusunda dünyanın ilk beşine girebilecek ülkelerden birisi diyebiliriz. Yani Türkiye'nin de tabii yani hep facialar tabii ki negatif yönlerine bakmak istemiyorum ama ee, bu nükleer enerji konusunda umarım 60 yıl boyunca başımız ağrımaz. Bunun vebali çok büyük. Bunun yani sadece Türkiye açısından da değil, Akdeniz ülkeleri açısından, Kıbrıs açısından, Lübnan açısından, Ürdün açısından. Hatırlayın Çernobil faciasını. Yani Türkiye'yi de etki etmemiş miydi? 89 yılında. O zaman dönemin başbakanı Turgut Özal e, hatırlarsanız televizyonların karşısında çay içmemiş miydi? Veya diğerleri içmemişler miydi? Ama kanser, kanser, kanser hayatımızın acı gerçeğiydi ki etkisi en az olan ülkelerden birisiydi. Bunu da tarihe not düşmek gerekiyor değerli dostlarım. Gündemimizin ana maddesine geçeceğim değerli dostlarım ama geçmeden önce sizlerden bir rica daha var. Ee, paylaşalım ya. Hatta paylaşmakla kalmayalım bilginiz de olsun. Ee, Youtube kanalımıza abone olalım. Patreon üzerinde ufak tefek desteklerinizi de bekliyoruz. Yani sayımız hala 200 olmadı. 140'lardayız. Son dönemde biraz azalma oldu. Nedeni de tabii ki dostlarımızın bazılarının kredi kartlarında pozitif sonuç olamadığından dolayı bilginiz olsun. Değerli dostlarım, bugün aslında ilginç bir öneriyle karşınızda çıkıyorum. Dün aslında bunun altyapısını yapmıştık. Neden biz medya boykotu geliştirmiyoruz demiştik. Yani şimdi çoğu kişinin ilgili bu konuda mesaj da aldım. Olumlu mesajlar aldım. Olumsuz mesajlar aldım. Fikirler açık mı insan en nihayetinde? Ama şunu ortaya koyalım. Boykot tüm demokratik ülkelerde demokratik bir haktır. Bu hak hiçbir zaman tartışılmaz, kazanılmış bir haktır. Sonuçta bir şeyi, yani sözlük anlamında baktığımızda bir işi, bir davranışı ya bireysel veya topluca reddetme. En basitinden beni boykot edebilirsiniz. Şu anda izlemeyebilirsiniz. Veya en basitinden bir yemeğe yemek zorunda değilsiniz. Hiç kimse size angarya veya zorunluluk yaratamaz. Bizim Türkiye'de şimdi şöyle bir şey var. Dünya demokrasilerinde dört ana unsur vardır yasama vardır, yürütme vardır, yargı vardır, medya vardır. Bu dördü çok önemli. Birbirinden asla kopmaz. Ama Türkiye'de yurttaş etkisinin olduğu iki unsur var. Bir, yürüt, yasama. iki medya. Yani ikisi de bunun belirleyici olan, seçen unsurdur. Medya her ne kadar patronaj etkisiyle yönetilen bir kurum kuruluş olsa da alacağı reytingler veya trajlar itibariyle direkt halka, yurttaşa bağlı organlar. Yasama da keza öyle. Milletvekilleri veya parlamenterlerin seçimi bu şekilde değil mi? Ama yargı ve yürütme biraz daha farklı bir konsepti. Bu noktada yurttaşın iki yöntemli boykot hakkı var. Ya seçimleri boykot etme hakkı var veya medyayı boykot etme hakkı var. Seçimleri boykot çok ciddi, çok stratejik ve gerçekten çok sistemli bir çalışmayı gerektirir. Geçtiğimiz yayınlarda boykot da bir ihtimal yayınıyla aslında bunun üstün köyde olsa değinmiştik. Ama şimdi medya boykotu biz niçin yapmıyoruz? Ya şimdi eğer oturalım doğru konuşalım dostlarım. Kaçınız ana haber bültenini ana akım medya veya kendisine ana akım medya olan iddia eden kurumlardan izliyor musunuz? Ya da kaçınız yandaş medya izliyorsunuz. Çoğumuz izlemiyoruz. Ama şunda bir gerçek. Bu bir edilgen boykot. Sonuçta izlemediğimiz bir şey. Ama bunu sistemlerle niye getirmiyoruz? Mesela bir eşiniz, bir dostunuz, bir arkadaşınız X gazetesini alıyorsa bunu alma, protesto ediyoruz diyemiyor mu? Veya o haberleri izlemeyin diyemiyor mu? Televizyon izleme kültürü zaten son dönemde düşüyor. İnternet medyasının, internetin yaygınlaşmasından sonra. Ama gerçek anlamda artık şu televizyonların kumandalarına stop diyebiliriz. Bu çok zor değil. Evet bazı arkadaşlarımız Fox TV, Parti, Portugal'ı izliyor. Doğru en azından şu anda alternatif medya açısından bir ses. Ama onun dışında kim var? Hiç. Yani birkaç tane tabii ki Halk TV, Tele1 TV gibi televizyon kanalları var. Ama bizim kastettiğimiz boykotla özellikle Doğan Medya Grubu'nun satılmasından sonra en, en güzel verilecek cevap. Şu da bir gerçek. İsteseniz de bu boykot yapsanız da, ister yapmasanız da ana akım medya artık bitecek. Bakınız şey, Sabah Gazetesi'nin geçmişine, bakınız Milliyet'e, bakınız Vatan'a. Hatırlarsınız 96-97'de Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden birisi Sabah gazetesiydi. Bugün yok. Esamesi okunmuyor. Devlet kurumları resmi abonelik dışında. Kaç satıyor? Veya Vatan gazetesi veya Milliyet gazetesi. O efsane gazeteler, Abdi İpekçilerin gazetesi ne oldu? Hiç okunurluğu yok. Bunları göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu yüzden ben şunu söylüyorum. Boykot zaten edilgin olarak yaptığımız bir şeyi aktif hale getirir isek aslında bazı çarklara da çomak sokmuş olacağız. Ne tür bir çomak? Sokmak. Sonuçta e, tüketici olarak görülüyor sonuçta televizyon kanalları ve gazeteliklere bizi. Aslında iktisadi bir terim olarak. Ve yurttaş bu ürünleri boykot ettiği an yani tüketici olarak bu televizyon kanallarını boykot ettiği an bunların gelirlerine engel olmuş oluyorsunuz. Ne tür gelirleri var? Şu anda Türkiye'de medya, dünyada medyasında sadece reklam ve abone gelirleriyle ayakta durur. İki, Türkiye'de reklam, abone ve ihale yani rantla ayakta duruyor. Sadece ranta muhtaç kalırlar ise... Ve toplumu ilizyonist bir etkiyle büyüleme şansları kalmaz ise zaten bu medyayı iktidarda kullanmayacaktır. Bakınız çoğu iktidar medyasının yayın organları diplerde kendileri kana alıyor. Biz bu kadar yanlışlık yapıyoruz niye okumuyoruz diyor. Bu bu yüzden de daha fazla yanlışlık yapmaya, daha fazla çirkefleşmeye, daha fazla trollleşme eğilimi göstermiyor mu? Yayınımızın başında demiştik ya hatırlarsanız dostlarım New York Times gazetesinden bir yazı çıkmıştı. Carlotta Gall'ın yazısı. Erdoğan üzerine bir analiz yazısı yazmıştı. Toplumu etkilemesi ve toplumu büyülemesi üzerine. Evet şu anda Türkiye'de sosyal medya aktif olarak kullanılmadığından zaten ana akım medyası ve bu medya bizleri yönlendirmiyor mu? Bir de bu açıdan bakmak gerekiyor değerli dostlarım. Sonuçta biz bu boykot kültürünü geliştiririz, geliştiremeyiz. Ama edilgen olan boykotu bence yavaş yavaş seslendirelim. Hani çevremizi örgütleyelim, örgütlemeyelim. O tabii ki tercih meselesi. Ama sistemli hale getirmek açısından. Bu medyada bir korku salabilmek açısından çok ama çok önemli. Şu anda Hürriyet Gazetesi'nin resmi SPK tarafından devri gerçekleşmedi. Satış rekamları yerin dibine bulması gerekiyor. Veya Kanal D'nin veya CNN Türk'ün veya bu benzer medya organlarının diplerde olması gerekmiyor mu? Bunu yapabilecek güce sahibiz. Bu kanallar ayak tuttan yine bizleriz. Biz muhalifler, biz demokratlar samimiyetle söylüyorum. Sonuçta bir yandaş gitme izlemiyor. Hatta AKP'nin kendi medyasını kendilerde izlemiyor. Ratingleri yok, satışları yok. Bunu biliyorlar. Türkiye'de medya yok. Tek seslilik var. Ve bu yüzden de alternatif olarak sosyal medya ön plana çıkıyor. Ha şunu da söylüyorum. Dün de sözümün arkasındayım. Bu ülkede e, kesinlikle ama kesinlikle kapatılabilir sosyal medya. Bu ihtimal dahilinde. Ama sosyal medya uzun vadeli kapatılamaz. Bunda rahat olun, müsteri olun. Globalleşen bir dünyadan bahsediyoruz. Kendi yandaşların ekonomik düzenlerinin sağlanması için internet şart. İnternetin olduğu her yerde Türk'ün çözümü de vardır. Merak etmeyin. VPN'i kapatırsınız başka bir şey bulunur. Bu ülkede ben bu noktada daha yanlı çözümler bulunacağını düşünüyorum. Keza uluslararası anlamda da bu konuda farklı görüşler, farklı yaklaşımlar da olacaktır kanaatindeyim. Ama klasik medya dönemini bitirmek kesinlikle bizim elimizde. Şu anda klasik medya döneminin son günlerini yaşıyoruz. Biz bu nokta ya tarihe geçeceğiz ya geçmeyeceğiz. Alternatif medya. Şunu da söyleyeyim. Alternatif medya derken bizim yaptığımız yayınlar değil. Sizlerin attığı tweetler, Facebook'ta paylaştıklarınız, Instagram'da paylaştıklarınız artık klasik sosyal ilişkileriniz ötesinde siyaseten fikrinizi veya doğru haberi ulaştırma yöntemi olarak görünmüyor mu? Bu noktada hepimiz birer yurttaş gazetecisiyiz. Hepimiz birer bu Türkiye'de kaybolan, demokrasinin dördüncü ayı olan medyanın kurtarıcısıyız, namusuyuz. Bir dönemler medyanın namusu, uğur gibi kalemler vardı. Şimdi hepimiz, tabii ki uğur numucu bu ayrı bir tartışma konusu. Ama hepimiz ülkenin, demokrasinin namusunu kurtarmak elimizde. Boykotta bunun en demokratik, en barışçıl yöntemlerinden birisi bir sonraki aşamasına elbette yine tartışılabilir. Ama dediğiniz gibi artık bu konuda ya bilinçli örgütlü olacağız ya da kaybedeceğiz. Bunun için öyle platformlar kurmaya, yani bileyim siyasi partiler oluşmaya falan gerek yok. Tamamen sosyal medya üzerinden bir medya boykotu başlatılabilir. Etiketimiz de hazır. Medya boykotu izlemiyoruz ya ben izlemiyorum. Medya boykotunu uyuyorum. Sizler de tweet atınız. Medya boykot olarak şu kanalları izlemiyorum diye yazınız. Bunlar artık bilginleşsin. Yöneticileri tarafından ciddi anılsın. Ama en çok sahipleri tarafından ciddi anılsın. Sahipleri bunlara yandaş olduğu için ihaleler veriliyor. Sahipleri bunlara daha fazla yalakalık yaptığı için, halka doğruları söylemediği için yapılıyor. Şunu söyleyeyim. Halka yalan söylemek suç. En ya da geç. Sözde bu medya organları yargılanacak. Hatırlayınız Kabataş yalanını. Yani öyle iğrenç yalanlar yazdılar ki bu medyada. Hala bu Kabataş yalancıları televizyon kanallarındaysa bu utanç iktidarın değil biz muhaliflerindir. Biz gezide sosyal medyanın gücünü gördük. Bu ülkede sosyal medya hakikaten bir alternatif medya evrildi. Hem de şunu söyleyeyim. Dünya tarihine geçecek bir demokrasi hikayesinin başındayız. Dünya tarihinde yoktur ki böyle bir ülke sosyal medya üzerinden artık kendi medya organını oluşturabilsin. Kendi örgütlenmesini yaratabilirsiniz. Hatırlayınız 2011'de Büyük Ortadoğu projesiyle Fas, Mısır'da başlayan bir devrim, sözde devrim hareketleri vardı. CIA darbeleri vardı aslında. Orada sosyal medya bir argüman olarak kullanılıyordu. Ama burada bir örgütlenme, burada bir bilinçlenme, burada doğruyu öğrenebilme sanat olarak kullanılmıyor mu? Şahsen kendi yayın organlarımız bunlar. işte Instagram'ımız, Twitter hesaplarımız, Facebook hesaplarımız, Skop yayınlarımız bunlar yapmıyor mu? Bu açıdan bakalım değerli dostlarım. Bu medya bizim. Bu gelecek bizim. Ya sahip çıkarız ya da sessizce bu süreci izlemeye devam ederiz. Ama şunu çok net ifade ediyorum. Çok da mutluyum. Tarih tekerrürden ibarettir. Ve tarih asla yanıtmaz bizleri. Biz boykot yapalım ya da yapmayalım. Bu klasik medya dönemi bitecek ve e, biter iken de gereken önlemleri alacağız. Ben şahsım adına iki buçuk yıl önce başlamıştım serbest gazeteciliğe yazılı olarak başlamıştım. Ha, şimdi yayınlar yapıyorum 62 yayındır. Veya baktığımızda 10-15 tane rahat Türkiye'de serbest gazeteci sayabiliriz. Kimler sayabiliriz? İsim de vermekten de çekinmiyorum. Medyaskop, Ruşen Bey ve ekibi veya baktığımızda Ünsal Ünlü veya Şükrü Küçük veya Eci Sevim Öztürk. Aklıma gelen ilk isimler. Eee... Bu açıdan baktığımızda zaten birin iki elin da geçmiyoruz. Buna sahip çıkmak da sizin elinde. Bunlara omuz vermek de sizin elinizde. Fikirlerini yaygınlaştırmak da sizin elinizde ama fikirlerine fikir katmak da sizin elinizde. Artık öyle bir şey ki klasik medya bitiyor derken yeni bir medya da doğuyor. E ne mutlu ki bu Türkiye'de doğuyor. Türkiye bir medya devrimi gerçekleştirmek üzere ve sizler de bunun içindesiniz. Bu medya akımının en güzel özelliği ise yurttaş gazeteci yani sizlerden olan bilgiyle ortak bir bilginin oluşması. Allah aşkına şu anda ben yanlış atlamıyorsam 13 haber saydım. Sizce bir insan, bir birey, bir gazeteci ne olursam oluyum. Bu 13 habere, 13 ayrı konsepte hakim olma şansım var mı? Teorik olarak var ama pratik olarak yok. Çoğunu sizlerden aldığımız fikirler, eleştiriler, yorumlar bugünkü başlık dahil değil mi? Ve Türkiye'de yazılı medyanın durumunu da ortaya koyalım. Arkadaşlarımız yazıyorlar. İşte Cumhuriyet gazetesi, işte Bir Gün gazetesi, Evrensel gazetesi, sayabileceğim ha Yurt, yurt gazetesi. Başka var mı diye düşünüyorum. Sözcü Sözcüde Keren diyebileceğim. Keren diyorum bir ideolojik gazete yani. Gerçi hoş diğerleri de ideolojik bir yaklaşım var ama. Sözcünün bu noktada iktidara sözde muhalefet çizgisinde çok eleştiriyorum. Yani akitle ve sözcüyü bazen aynı kefeye koyduğumda ifade etmek istiyorum. Aydınlık kesinlikle bir iktidar yalakası bir gazetedir. Yani gazete bile değil. Gazete ifadesini kullanmak bile istemiyorum bu yayın organından. Bundan satış rakamlarına bakalım. 50 bin. Toplamın 50 bin. Sağdan sayın 50 bin, soldan sayın 50 bin. Ama milyonlar diyoruz. Yalan milyonlar falan değiliz. Elini taşın altına sokan 50 bin insandan bahsediyoruz. Daha da acı gerçeğini söyleyeyim. Türkiye'de serbest gazeteci platformlarının toplam destekçi sayısı kaç? Bugün itibariyle. 689. Ortak kişileri tabii hesaplayarak 689 Çünkü bazıları sık sık görüşmeye başlıyoruz. Yani 700 kişiyiz. Yani bilemedim 1000 kişi olarak. 1000 tane mi bu ülkede yüreği yeten insan var? Elini taşın altına sokan insan var. Bu utanç bizim olduğu kadar sizlerin değil mi değerli dostlar? Bu açıdan bakmak gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda sizlere buna sahip çıkmayı mutlaka ama mutlaka e, öre, öneriyorum değerli dostlarım. Değerli dostlarım, soru cevap kısmına geçelim 5 dakika. Ee, bir trolleri normalde engellemem ama bir tanesini engellemek istiyorum. Aydınlıkçı. Ee, trollerim bizim yayınımızda işi yok değerli dostlar. Sonuçta burası bizim mecramız. Evet Sezgin e, Bey çok güzel. Ben yayından da izliyorum. Türkiye'nin çıkaracağı dersler var ama zamanı var. Daha bu konuyu ayrı bir konu olarak değerlendirmek istiyorum. Facebook krizini çok yakından takip ediyorum. S400 konusuyla ilgili bugün Yine Putin'in ziyaretinde ana gündem maddesiydi ve Erdoğan şu ifadeyi kullandı. Yanlış kullanmadıysam evet bu iş bitmiştir dedi. Artık dedi biz S-400 anlaşmasını yaptık. O defteri kapattık. Bitti o iş dedi. 2020'de teslim edilecek dedi. O defteri kapatsak da 2020'de teslim edilmeyecek. Çünkü NATO konsepti net. ABD senatosu Türkiye'ye olası bir yaptırım kararı söz konusu. Eğer Patriot almak istiyorsan S-400'den vazgeçeceksin şartı var. Bu şartı kendileri de biliyorlar. Herkes biliyor. Neden kamuoyunu böyle manipüle etmeye çalışıyoruz? Olmayacak bir rüyanın peşinde koşuyoruz. Bu açıdan doğru bakmak gerekiyor. Sonuçta resmi rakamları tabii ki daha net açıklanmıyor ama bir NATO ülkesi ilk defa S-400 kullanacak. Bu öyle küçük küçük bir olay değil. Yine aynı zamanda baktığımızda 20 ayda Putin'le 11 kez yüzde görüşmüş, 18 kez telefonla görüşmüş. Hepsinin ana gündem maddesi S-400 toplam 29 görüşüm oluyor. Küçük bir rakam da değil. Bu e, ayrıca bugün Putin'in gelişinde şunu da belirtmek de gerekiyor. Hatırlarsanız Putin en son yatılı ne zaman gelmişti yani kalmıştı. Genellikle günün birlik ziyaretler yapmıştı. 14 ya da 15 Kasım'da, 15-16 Kasım doğru hatırlarsanız yanlış hatırlıyorsam düzeltebilirsiniz. 15-16 Kasım 2015'te yani Rus jetinin düşülmesinden 9 gün önce Türkiye'deydi. Ve Türkiye ile Rusya ilişkileri o zaman nasıl oldu, sonrası nasıl oldu? Bunu da asla unutmamak gerekiyor. Değerli dostlarım, başka sorular da alabiliriz. Putin in bence inandığı bir şey de yok. Yani Putin sonuçta çıkarlarını görüyor. Bakın bugün e, yüksek iş konseyi toplantısı oldu. Türk-Rus iş konseyi toplantısı. Alınan gündem maddelerini size paylaşmak istiyorum. Çok önemli. Bir, enerji ortaklığı. Rosatom, Rus nükleer enerji kurumunu. Bunun gerçekleştireceği e, nükleer enerji santrali. 2. Gazprom mavi akım projesi. 3. Domates, milli meselemiz domates. 4. Yeni bir gündem maddesi de eklendi. Her gelen artık, her gittiğimiz yerden bir şey satıyorduk ama her gelen de artık bize bir şey satıyor. Otomotiv şirketi var, Rus otomotiv şirketi, gaz Gazgrub'un gaz otobüsleri, otomobilleri Türkiye'de müşterek olarak pazarlanması konusunda anlaşma. Alın size Rusya'nın çıkarı. Allah olağanüstü şeyler olabilir mi? Türkiye burası. Demokrasinin gelişmediği her ülkede olağanüstü gündem her zaman için e, gerçekleşebilir. ABD'nin Akkuyu tepki topu olmamak gibi bir derdi yok. Zamanı var. Putin'in daha bu konuda biraz daha farklı düşündüğünü düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Bugün hatırlarsanız Trump'ın çıkışını ifade etmiştik. Ne demiştik? Ben askerimi geri çekmek istiyorum ama Suudlu operasyonu derse kaldırın demiştim. Güzel pazarlık taktiğiydi. Membiş'te bugün 2500 askerden bahsediyoruz. Ve yeni gelecek askerler hariç. Çok ciddi bir rakam. Dünyada aslında sonuç ABD askeri ve ABD bayrağı var. Bir asker bir bayrak dahi olsa hangi ülke buna karşı konum alacaksa 50 defa düşünüp bir kez hareket etmek zorunda. Türkiye ile Membiş'te ABD karşı karşıya asker olarak gelebilir mi? Teorik olarak evet ama pratik olarak sıfır. Akkuyu ekonomiye ne katacak? Aslında bu iktisatçıların, aslında bu muhalefetin sorunu. Muhalefet bu konuyu niye aydınlatmıyor? Ya Akku'ya bugün işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını izlediniz mi bilmiyorum. Yok Akku'ya karşı ben de imza verdim. Ya çık de ki Akku Nükleer Enerji Santrali her yıl %10 enerjimizi karşılayacak. 60 yıl rantabılığı planlanıyor. Ve 20 milyar dolar harcanıyor. Çık de ki 20 milyar dolara ben de... 8 bin güneş enerji santrali kurabilirim diye. Hatta 16 binlik kurabilirsin. Yani 8 bin diyorum da Türkiye kuşlarında 8 bin biliyorsunuz. Bire iki gibi bir komisyon vardır. Türkiye'de yanlış yarısını alır. Fas'ta ömüyor. 680 milyon dolara kurulmuş 800 megawattlık e, bir güneş enerji santrali. Bakın megawatt ifade ediyorum. Yani şu anda Türkiye'de üretilecek olan nükleer enerji santralinin gücü de 4800 megawatt. Ama muhalefet bunun hesabını, muhasebesini yapmıyor ki pasif muhalefet yapıyor. Pasif. Halk olarak araştırıyoruz ya. ben bugün hani bir hesap yapmak istedim ama pek de alanıma girmediği için yanlış bilgi de verip kamuoyunu yanlış bilgilendirmek de istemiyorum. Ama muhalefetin bu konuda görevi ne? Hiç. Belki ben şunu söyleyeyim son dönemde Saadet Partisi Temel Bey belki bu konuda yarım açıklama yapabilir veya Meral Hanım'ın pazar günkü kongresinde bunun işaretini vermişti. Bir ekonomik politikalara bir giriş yapmıştı Erdoğan muhalefetliği konusunda. Belki e, Meral Akşener bu konuda bir çıkış yapabilir diyorum dostlar. Ya suikast iddialarını bazı krik yazarları dillendirmeye başladı. Umarım böyle bir şey olmaz. Sonuçta demokrasiye çok büyük zarar veriyor. En son Türkiye'de suikast bakıyorum da savcı pardon. Karlov suikasti vardı. Büyükelçi Carlos suikasti. Umarım olmaz. Umarım istihbaratım bu konuda uyanaktır. Veya bu algı operasyonunu yapanların da hesabını sormak gerekiyor. Savcılar Türkiye'de emirle çalışıyor. Gel kardeşim sen ne diyorsun? Sen kime suikast yapılacak? Böyle komple teorileri ortaya atarak toplumsal barışı olağanüstü koşullarında niçin zedeliyorsun? Geliyorsun diyebilir. Ama bunu diyebilecek yürekli bir savcı zaten yok. Biraz önce bahsettik ya. Yasama, yürütme, yargı, medya. Yargı çoktan ünlü düğmelediği çoktan kitapçıklarla yönetiliyor. Vallahi ben bu FETÖ borsası iddiasını 3 gün önce kale, e, burada ifade etmiştim. Dün de ifade etmiştim. Şamil Kayar'ın bilinçli bir operasyonu bu. Bilinçli bir operasyonu sıradan insanların özellikle 1 yıldır 2 yıldır zaten cezaevlerinde bir süreci geçti. Sıradan insanlar diyorum. Gerçekten hani sembolik suçlarla sırf algı operasyonuyla tutuklanan insanlar var bu ülkede. Yanlışlıkla tutuklanan insanlar var. Bunların tabii ki tutuksuz yargılanması gerekirken bir tahliyeler gününde bir olumlu hava atmosferi eser iken Şamil Tayyar bu çıkışla birlikte ee, yargı üzerinde baskı oluştu. Sanki FETÖ borsası oluşuyormuş, tahliyeyi seviliyormuş imaj yaratmaya çalıştım. Bu basit bir otokratik klik oyunudur. Aynı Şamil Tayyar Ergenekon sürecinden müdahil olmuştu. Hatırlarsanız e, asimetrik bir savaş yürütmüştü. Ergenekonla ilgili o kadar asılsız, aslarsız iddialarda bulunuyordu ki e, Şamil Tayyar'ın bu şekliyle aslında Ergenekon'un meşru zemini yapıyor. Yani Şamil Tayyar her dönemin birilerinin maşası oldu. Yani o da tartışılabilecek konu. Kesinlikle yani bu işin şamil tayar rantında, bu işin kullanılışında ifade edebilirim. Eninde sonunda dönecek, Türkiye'de değil, dünyada hiçbir haksızlık, hukuksuzluk baki değildir. Bunu asla unutmayın. Ya ben o bayloktan sonra buradan programın ismini Falcon'du yanlış hatırlamıyorsam. Duydum ne olduğunu bilmiyoruz bakalım çıkar yakında kokusu çıkar. Ama e, bu tür bir program saçmalığın inşallah Türkiye daha fazla devam etmez diyoruz. Gerçekten dünya bizi kıskanıyor değerli dostlarım. Bu arada yayınımız da sanıyorum 40 dakikayı yaklaştı. 42 dakikada görünüyor benim saatime göre. Son bir defa daha paylaşalım dostlarım. Son gündem maddesiyle yayınımızı bitireceğiz. Artık biraz sessiz konuşabiliyoruz. Belki bugün biraz heyecanımız yok gibi ama fazla konuya hakim olmaktan mı bilmiyorum. Kafamızda artık bu yayınları oynadığımızdan kaynaklanıyor. <laughs> Çok doğru. Ben o haberin bir manipülasyon haberi olduğunu düşünüyorum. Yeni gözaltı algıları yaşanmayacağını düşünüyorum. Dahası 480 saat belirlemiştik geçen hafta çarşambadan itibaren. O süreç işliyor. Bakınız yarın da işleyecek. Yarın ruhaniyle ilgili batı medyası neler yazacak onu okuyalım. Arkasından 11 Nisan'a kadar Türkiye'de Avrasyacılık inecek, NATOculuk yükseleceği bir dönem yaşanacak. Ama 11 Nisan'dan sonra ya anti-Amerikancı olacağız. Yanatıcı olacağız. Bu kadar net. Bunun artık ayrım yolu yok. Bu yüzden e, çok ince ve çok e, hassas davranacağımız günler diyebiliriz. Yani bugün bakıp da yarını şekillendirmek çok doğru olmaz. Borsalar açısından, yatırımcılar açısından da çok hassas günler diyebiliriz bunu dostlarım. Değerli dostlarım, sizlerle olmak, sizlerin karşısında olmak... Heyecan verdiği kadar gurur verdiğini asla unutmamamız gerekiyor. 62 yayın oldu. Beni asla yalnız bırakmadınız. Umutlandırdınız, güç verdiniz, destek oldunuz. Yayınlarımızla, bilgilerinizle, gerçek anlamda sizlerle birlikte bir aileyiz. Serbest gazetecilik ailesiyiz. Alternatif medya ailesiyiz. Bu yüzden sizden fazla bir şey istemeyeceğim. Artık istemek de istemiyorum işin doğrusu. Ama iki tane ricam var. Bizim için aslından daha fazla izleyiciye ulaşabilmektir. Bu yüzden kalpler atarak, süper kalpler atarak ve yayınlarımızı paylaşarak ...bizleri daha fazla kişiyle buluşturmuş oluyorsunuz. Bu konuda cömert davranırız. İkincisi, patron çağrısı yapmayacağım bir süre. Artık yapan yapar. Çünkü 62 yayınları yaptık. Ee, gören görmüştür, duyan duymuştur diyoruz. Bu yüzden... ...ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Ama dün itibariyle bir çağrı yapmıştık. Serbest gazetecilik için... ...artık kendi stüdyo olanaklarımızı... ...daha da teknik olarak geliştirebilmek. Sizlerin karşısında daha teknik olanaklarla... ...daha iyi olanaklarla çıkabilmek açısından... Bu yüzlerden e, bazı teknik taleplerimiz vardı, ihtiyaçlarımız vardı. Bu konuda okuyucularımızdan bir tanesi dün sorumluluk kaldı Kendisine teşekkür etmek istiyorum şu anda canlı yayınımızda. İsmini açıklarsa kendi açıklamasını rica ediyorum eğer açıklarsa. Ama diğer ihtiyaçlarımız hala söz konusu. Aynı yardım dediğimiz veya teknik yardım dediğimiz ihtiyaçlarımız var. E, hatta Ankara'da bir stüdyo kurmayı düşünüyoruz, ortak e, serbest gazeteciler üzerine bu projeyi de geçtiğim bu hafta içerisinde pardon geçtiğimiz hafta sonu startını verdik. Bu yüzden katkılarınız çok ama çok önemli diyorum dostlarım. Bu yüzden tabii ki sanal kartlar için ödeme sorunu çözeceğiz. O konuda da uyarılar yapıyoruz. Sanal kartlara bazılarının alışverişi kapalı, bazılarının limit problemleri yaşanıyor. O konuda biraz hassas davranalım. Ya yani, Acaba kartımdan patronet çekilmiş olmuş mu olmamış mı? Bir bakın kontrol edin. Şu anda benim hesaplarıma göre 22 tane değerli dostumuzun kartına çekim gerçekleşmemiş. Evet Yeşim Hanım hayırlı olsun diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Ama ufak tefek ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımız için nedir bu teknik? İşte ses olanakları, kamera olanakları, ışık olanakları. Artık sanal stüdyo malzemelerine ihtiyacımız var. Sanal değil daha gerçek stüdyoya. Ben inanıyorum ya. Buradan birkaç tane dostumuz çıkacak. Şunu da ne e, ben alabilirim diyecek ya sponsorumuz olmasını istiyoruz. Bu sefer maddi bir talebimiz ötesinde aynı bir talebimiz var. Özgür medya için. Kalın siz artık siz karar verin diyoruz. Celal Bey teşekkür ediyorum bu arada. <laughs> evet Doğan Medya'yı patlatır mıyız patlatmayız mı bilmiyorum ama süreç bizim için çok ama çok ilginç bir noktaya doğru gideceğini de ifade etmek istiyorum. Değerli dostlar yarın saat 23'te yine karşınızda olacağım. Özgür ve yaşıyor isem. Yeni bir konuyla karşınıza çıkmaya çalışacağız. Ee, bu yüzden sizlerden ricam mutlaka mı mutlaka yayınlarımızı paylaşınız. Umudunuzu kaybetmeyiniz. Son sözü bugün kendinden değil. Biraz önce yayınımın başında da paylaşmıştım. Binle Mandela'dan paylaşmak istiyorum. Kendisini edebiyeti uğradık bugün itibariyle. Umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Halkım da kaybetmeyecek. Bu yüzden daha fazla, daha fazla umuda ihtiyacımız var. Bu yüzden umudun ötesinde kalın. Gerçeğin kıyısı bize yaklaşıyor dostlar. Kalın sağlıcakla diyor. Görüşmek üzere.